Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf matematik dersi, 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 6. sınıf yazılılar için de kartlar kısmına bakabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden 1. sorudan başlayalım ve şundan da söyleyeyim. Şu notu düşmek istiyorum. Özellikle dedim bütün öğrencilerime söyleyeceğim. 1. dönem 1. yazılıda yazmış olduğunuz o güzel yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Enerjik bir şekilde 1. dönem 2. yazılıya da yapmaya var mıyız? Varız. O zaman 1. dönem 2. yazılıyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D, yanlış olana Y yazınız demiş. Bakalım ne demiş. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Ha, şimdi geldik. Mesela öğretmenin 5'in sıfırıncı kuvveti neye eşit? 1'e eşit. Aferin abi. Güzel. Ama sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsız bir ifadedir. Tanımsız. Tanımlayamamış. Demiş ki yok olan bir şeyin yokuncu bir kuvveti tanımlanabilir mi? Tanımlanamaz. Ha, bize bir ne dedin işte? Bütün sayılar. O zaman sıfırın sıfırıncı kuvveti 1 değil. Onun için bu ifade nedir? Yanlıştır. Geldik. Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Şimdi hemen alayım şuradan. 5. sınıf bilişim dersimiz vardı. Onun kağıdını aldım. Güzel bir şekilde bize ne demek istiyor? Kağıt üzerinde anlatalım. Şimdi bir kesirli ifadede pay nere? Yukarı taraf. Pay da nere? Aşağı taraf. Şimdi ne demiş? Payı paydasından büyük veya eşit olan kesir. Şimdi payı büyük yaz. Yaz bakalım. De ki 15 bölü 3. 15 bölü 3. Bir birleşik kesir midir? Evet. Ha şunu demeyin. Hocam tam sayılı kesir bu. 15'i 3'e böldüğünüzde 5 olur demeyin. Öyle de olur ama her bir tam sayılı kesir zaten birleşik kesirdir. Bunu da unutmayın. Onun için birleşik kesir denir demiş. Doğru bir ifadedir. Uyguladık, gördük. 2, 3, 5 ve 7 sayıları asal rakamlardır demiş. E rakamlar nedir? 0. A rakam ne biliyor musunuz? Telefonun hani rakamlar kısmına giriyorsunuz da orada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazıyor ya. Ha onlardır. 0'dan başlayan 1, 2, 1, 1, 1 diye giden 8 ve 9'a kadar giden sayılardır. E şimdi bunlar içerisinde 2, 3, 5 ve 7 aralarında yani asal olan rakamlar mıdır? Evet. Doğru bir ifadedir. Bunlar asal mıdır? Evet. Rakam mıdır? Evet. O zaman asal olan rakamlardır. En büyük iki basamaklı negatif tam sayı eksi 10'dur. Doğrudur. Bu ne arkadaş? Hep doğru gidiyor. Şu yanlış olsun bari. Şimdi niye doğrudur? Çünkü negatif sayılar mesela eksi 99 desek eksi 99 küçüktür eksi 10'dan. Çünkü niye? Eksiye biz ne dedik? Diğer önceki derslerimi dinleyenler varsa eksiye ne dedim? Borç dedim değil mi? Borç dedim. E şimdi 10 lira borcun mu var daha kârdasın 99 lira borcun olunca mı daha kârdasın? E hocam tabii ki de 10 lira değil mi? O zaman eksi 10 en büyük iki basamaklı negatif tam sayıdır. Bütün tam sayıların mutlak değeri pozitiftir. Yanlış. Niye yanlış? Anlatayım. Şimdi hocam bütün tam sayılar dediniz ki mesela eksi 20'nin mutlak değeri 20. Çok güzel. Bütün tam sayıların mutlak değeri pozitif. Eksiydi pozitif çıktı. E 20'yi de yazdınız. Mutlak değer için aldınız. O da 20 çıktı. E hepsi pozitif oluyor. Lakin atlama. Bak sıfırın. Sıfırın mutlak değeri nedir? Sıfırdır. Sıfır artı mı? Değil. Sıfır eksi mi? Değil. Sıfır ne? Nötr bir sayı. Ne artı ne eksi. Onun için bütün sayıların mutlak değeri pozitif. Ne yapamıyormuşuz? Diyemiyormuşuz. Tamam mı? Geçtik B kısmına. Şimdi boşluk doldurmalarımız var. Bunlar nelermiş? Onlara bakalım. Sonra da sorularla ilerleyelim. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti nokta noktadır demiş. Bak ne demiş sıfır hariç? Yukarıda anlatmıştım değil mi? Sıfır niye? Çünkü tanımsızdı. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti neydi? Birdi. Mesela ben buraya geldim 25'in sıfırıncı kuvveti dedim. Neydi? Birdi. Çok güzel. Sadece iki tane böleni olan sayılar. Sadece iki tane böleni olan sayılar nedir? Bak asal sayının tanımı. Asal sayı eşittir. Asal sayı eşittir. 1 ve kendine bölünen sayıdır değil mi?
bölünen sayı. Ha, şimdi 1'e bölünüyor, bir de kendine bölünüyor. Yani aslında asal sayının 2 tane böleni var mı? Evet. Bir asal sayı örneği verelim. Mesela 11. 11'i neyi böler? 1 böler, bir de 11 böler, değil mi? Başka bir böleni var mı? Yok. O zaman sadece 2 tane böleni olan sayılara ne diyormuşuz? Ne diyormuşuz? Burada yazdık. Asal sayı. Çok güzel. Asal sayı diyormuşuz. İki doğal sayıyı kalansız bölebilen en büyük ortak bölene bu sayıların, bak ne diyor? En büyük ortak bölen. En büyük ortak, en büyük ortak bölen. Yani EBOB diyor bize, EBOB. İki sayıyı da bölen. Mesela 10 ve 20. Bunlar ortak bölen sayı ne? 10'dur. EBOB'ları ne? 10. Bir tam sayının sayı doğrusundan sıfıra olan uzaklığı nedir? Şimdi bir sayı doğrumuz var. Bak bunu arka tarafta daha detaylı bir şekilde anlatayım. Ama eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı nedir? Eksi 2, eksi 1, 0. Yani 3'tür, değil mi? Aslında biz burada mutlak değer içerisinde eksi 3'ü alırız. Ve mutlak değer dediğimiz ifade sıfıra olan uzaklığını belirler bize. Yani bir tam sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı neymiş? Mutlak değermiş. Tamam. Boşluğumuz çok küçük, onlara aldanmayın. Yazabildiğiniz kadar yazın. Tam sayıla ne demiş? Tam sayılar sayı doğrusunda. Bak sayı doğrusu. Şu bir sayı doğrusu mu? Evet. Bura ne? Artı 3. Bura ne? Artı. Bura ne? Eksi. Sayı doğrusunda nokta noktaya doğru giderken büyürler. Nereye giderken büyüyormuş? Bak bu taraf sağ. Şurası sağ. Sayı doğrusunda biz sağa doğru gidersek sağa doğru gidersek artıya gittiğimizden dolayı sayı büyür. Sola doğru gidersek ne olur? Sol bu taraf. Bak bu taraf şu elimin olduğu yer. Sola doğru gidersek sayı küçülür. Sola doğru ise sayı küçülecektir. Tamam mı? İyi oldu ama bak 7 dakikada kaç soru çözmüşüz? 10 soru çözmüşüz. 10 soru da gerçekten güzel sorular. Geldik şimdi problemli, işlemli sorulara. 48 sayısının algoritma ile asal çarpanlarını bulunuz. Yani diyor ki sana 48'i yaz, yanına kocaman bir düz çizgi çiz. Asal sayılara böl. Önce asal sayıların küçüğü olan 2'den başla. 2'ye böldük ne yaptı? 24. 2'ye böldük ne yaptı? 12. 2'ye böldük ne yaptı? 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Yazdık mı? Yazdık. O zaman 48 sayısı eşittir. Neye? Neye eşit? Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 çarpı kaç tane 3 var? 1 tane. 3 üzeri 1'dir. Öğretmeniniz bu şekilde de yazmanızı isteyebilir. Unutmayın. 48 eşittir. 2 üzeri 4, 3 üzeri 1. Verilen işlemin sonucunu bulunuz. Bak bu işlem zor bir işlem. Niye zor işlem biliyor musun? Toplama çıkarma yapacağım. Biraz uzun 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 yazacaksın. Ben bir tane daha kağıt ayarlayayım şuradan. Mecburen bir kağıda ihtiyacımız olacak. Zaten benim matematik dersleri biliyorsunuz. Daha önce izleyeniniz vardır umarım içinizde. Yoksa da beni rencide edip aşağı tarafa izlemedim hocam yazmayın. Beni kırmayın. Daha önce izleyenler varsa benim derslerim 30-35 dakikaya yakın sürer. Çok çok güzel güzel anlatırım. Bu dersi izleyen zaten sınava girer. İnşallah da kazanır. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta bura 8, bura 3, bura 6. O zaman biz burada bir payda eşitleme yapacağız mı? Evet yapacağız. Ama hem 8'e hem 3'e hem de 6'ya bölünebilen sayılar nelerdir? Buna bakacağız. Şimdi 8'e bölebilen sayı nedir? Yani 3'ünün de ortak paydası aslında 24 değil midir? 24 hem 8'e bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür mü? Bölünür. 6'ya bölünür mü? Bölünür. O zaman burayı 3 ile çarpacağız. Genişleteceğiz. Burayı 8 ile genişleteceğiz. Burayı da 4 ile genişleteceğiz. Şimdi bunun üzerinden ilerleyelim. Genişletirken yazacağımız sayıyı hop önce yukarıyla çarpıyoruz. 3 kere 7 21. 3 kere 8 ne yaptı? 24. Artı 8 kere 2 ne yaptı? 16. 8 kere 3 24. Şu ara eksi unutmayın. Ben kalemle geçtim. Artı gibi görünmesin. Eksi bura. Eksi dedik. 4 kere 5 20. 4 kere 6 24.
Şimdi burada kağıda da aslında çok ihtiyaç yokmuş. Burada yapacağınız işlem önce 21 ile 16'yı toplamaktır. Şurada yerimiz kalmadığı için burada toplayalım. 21 ile 16'yı toplarsanız ne yapar? 1, 6, 7, 2, 1, 3. 37 yaptım. Daha sonra bundan 20 çıkaracaksınız. 37'den 20 çıkardık. Ne yaptı? Ne yaptı? 17. Eşittir. Bak, 17'yi bulduk. Lakin dikkat et, kaçırma. Aşağıdaki 24'lere bir şey olmaz. Bir tanesini alsan buraya yazsan işlemin gerçekleşir. Doğru cevabın 17 bölü 24'tür. Tamam. Zaten hepsi ortak paydada idi. Geldik şimdi, şurada bir test sorumuz varmış. Ne demiş? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aslında matematik sözel bir ders değildir ama son zamanlarda hep sözel anlatıyorlar. Ben anlamadım. En küçük asal sayı 1'dir demiş. Yanlış. En küçük asal. En küçük şey pardon. En küçük asal. Tek çift asal sayı nedir? 2'dir. Unutmayın. Bak, 2'yi unutma. 2. En küçük asal. En küçük asal ve tek çift asal. Tek çift asal. Yani tek derken bir tane anlamında. Bir tane. Bir tane çift asal. Bundan 2'den başka asal bir sayı çift olarak yoktur. 2 tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Yanlış. Niye yanlış? Bak, 2 tane asal sayı diyor, değil mi? Yaz 2 artı 3. İkisi de asal mı? Evet. Asal sayı neydi? Hem kendine hem de 1'e bölünecekti. Kendine bölündü mü? Bölündü. 1'e bölündü mü? Bölündü. O zaman asal. Kendine bölündü mü? Bölündü. 1'e bölündü mü? Bölündü. O zaman bu da asal. Toplarsan ne yaptı? 5 yaptım. 5 çift mi? Tek mi? Tek değil mi? Bize ne diyor? Çifttir diyor. Yanlış. İki basamaklı en küçük asal sayı 13 demiş. Yanlış. Niye? Ben arkada az önce örnek vermiştim. 11 var değil mi? Asal olarak. Her asal sayının iki doğal sayı böleni vardır. Bak, bu doğrudur. Niye? Şurada anlattım. Neden anlattım? Burada dedim ki asal sayılar 1 ve kendine bölünen sayılardır. Asal sayıların iki tane böleni vardır. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifade edilen tam sayının işareti diğerlerinden farklıdır? Bakalım neymiş? Bir dalgıç deniz seviyesinin 20 metre altına dalmış. Bak, deniz seviyesi ne? Sıfır. Sıfırın altına dalmış. O zaman eksi 20 metre der miyiz biz buna? Deriz. Eksi 20 yazdık. Otopark zeminin 2 kat altında. Zemin ne? Burası sıfır. 2 kat aşağı indi. Eksi 2 dedik mi? Eksi ikinci kat dedik. Bir alışverişten 10 lira kar ettim. Bak, kar ettiysen neydi? Artı 10. Zarar ettiysen ya da borcun varsa neydi? Eksi 10'du. Hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece. Sıfırın altında 5 derece. Sıfırdan aşağı iniyorsa ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. İşareti farklı olan hangisi? Kar ettiğimiz, bize para kazandıran yer neresi? Oradır. Şimdi burada da bir işlemimiz var. Bakalım bu işlemimiz neymiş? 30 bölü 6. İşlemlerden önce ne yapıyorduk? Parantez içini. Sonra çarpmayı, sonra çıkarmayı. Parantez içini yaparsanız 30 bölü 6 ne yapar? 5 yapar. Çarpı. 36'ya böldüğünüz 5. Çarpı 5 eksi 5. 5 kere 5 25. Niye? Çünkü önce çarpmayı yapıyoruz. 5 kere 5 25. Bizim eşek senden keleş miydi? Öyle bir şey vardı. Bir de 5 çıkardık. Ne yaptı? 25'ten 5 çıkarırsak 20 olacaktır. Doğru cevabımız. Çok bu sefer 30 dakika tutmasın diye hızlı hızlı gidiyorum. Aşağıdaki doğal sayıların hangisi 3'e kalansız bölünür? Bak, geldik şimdi. Bölünebilme güzel kurallarımızı size şöyle bahsedeyim. Bir ömür boyu KPSS'sinden tut ÖSYM'sine kadar. TYT'den AYT'ye kadar. TEOG kalktı TEOA kadar sorulan bir sorudur. 2 ile bölünebilme, 2 ile, 3 ile, 4 ile, 5 ile, 6 ile vardı onu söylemeyeyim. 7 ile de geç. Bir de 9 ile diyeyim. 9 ile bir de 10 ile diyelim. Bölünebilme kuralları. Hangi sayılar bu sayılara tam bölünür? Nasıl anlayacağız? Şimdi bir sayının son rakamı, şöyle elimi de iyice koyayım. Son rakamı çift ise 2'ye tam bölünür. Yani sondaki kısım 0, 2, 4, 6 ve 8 alıyorsa 2'ye bölünür. Ben buraya yazdım bak. 2022 dedim. 2022'nin son rakamı çift mi? Evet. O zaman 2'ye bölünür. 3 ile bölünebilme kuralı ise
Rakamları toplamı, rakam toplamı 3'ün katı olacak. Yani ne demek istedim? Bak, 2022, gene aynı örneği verdim. 2002. Rakamlarını topla. Nedir? Bunun rakamı ne? 2. 0, 2, 2. Toplarsan 2 ile 2'yi topladın. 4, 4 ile 2'yi topladın. 6. 6, 3'ün katı mı? Evet. O zaman 3 ile de ne yapabiliyormuş? Bölünebiliyormuş. 4 ile bölünebilme kuralı. Son 2 rakam. 2 rakam 4'e bölünecek. 4'e bölünecek. Buna 2022 vermeyeyim, yanlış çıkar çünkü. 2020. Bak, son 2 rakamı, yani 20. 20 4'e bölünür mü? Evet, bölünür. O zaman 4 ile bölünebilmeyi sağlar. 5 ile bölünebilme kuralı. Bunlar yazına bak. Bunlar var ya, tamamen bir nottur size. Yazın, ömrü billah boyunca yanınızda kalsın. 5 ile bölünebilme kuralı. Son rakam. Son rakam ne olacak? 0 ya da 5 olacak. Mesela bir sayı söyleyin. 105. Son rakamı 5 mi? Evet. O zaman 5 ile bölünebilir. Arkadaki kağıtlar da dağılmıştı. Onları da düzelteyim. Sonra geldik. 9 ile bölünebilme kuralı. Zaten 3 ile 9 ile kuralı aşağı yukarı aynı. Bunda ise rakam toplamı 9'un katı olacak. Yani mesela ben buraya yazdım. Ne yazdım? 1 dedim. 7 dedim. Ne yaptı? 1, 7 daha toplarsın 8. 1. 171 yazdım. 171 bölünür mü? Nasıl anlayacağız? Rakamları ne? 1, 7, 1. Topladım, ne yaptı? 9 yaptı değil mi? Rakamlarını toplarsan 7, 1, 8, 1 daha 9. 9, 9'un katı mı? Evet. O zaman 171 9'a bölünebilir. 10 ile bölünebilme kuralı da son olarak son rakam 0 olacak. Yani geldim ben buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Sonuna 0 koydum. 10'a bölünebiliyor muymuş? Evet. Bakın, buranın bir ekran görüntüsünü alın ya da ne bileyim bir şey yapın, not alın. Bunlar önemli. Ömrü hayatınız boyunca bu bölünebilme kuralları karşınıza çıkacak. 2 ile bölünebilme kuralı. Son rakam çift olacak. 3 ile bölünebilme kuralı. Rakam toplamı 3'ün katı olacak. 4 ile bölünebilme kuralı. Son 2 rakam 4'e bölünecek. 5 ile bölünebilme kuralı. Son rakam 0 ya da 5. 9 ile bölünebilme kuralı. Rakam toplamı 9'un katı. 10 ile bölünebilme kuralı. Son rakam 0 olacak. Benim için bitti. Geçtim. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 3'e kalansız bölünür? 3'e bölünebilme kuralı nedir? Geldi hemen notumuz. Neymiş? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. O zaman rakamlarını topla. 1 ile 8'i topladım 9. 9 ile 4'ü topladım 13. 13 ile 2'yi topladım 15. 15 3'ün katı mı? Evet. O zaman A seçeneğimiz doğru. Devam edelim. 4 ile 9'u topladım 13. 13 ile 2'yi topladım 15. 15 ile 7'yi topladım 22. 22 3'ün katı mı? Hayır. 6 ile 4'ü topladım, ne yaptı? 6 ile 4'ü topladım 10. Biraz kaç dakika olmuş? 18 dakika, biraz kafa geç çalışmaya başladı. Biraz röter var. 6 ile 4'ü topladım 10. 10 ile 3'ü topladım 13. 13 ile 6'yı topladım 19. 19 3'ün katı mı? Hayır. 7 ile 5'i topladım 12, 12 ile 8'i topladım 20, 20 ile 3'ü topladım 23. 23 3'ün katı mı? Değil. Nasıl çözdüğümüzü anladınız mı? Anladınız. Şimdi o zaman alalım elimize hesap makinesini. Şimdi hesap makinesi üzerinden, şu telefonumun da zil sesini kısayım, mesaj geldi. Hesap makinesi üzerinden bir işlem yapalım size. Geldik buraya. Ne diyor? 1, 8, 4, 2. Böl demiş 3'e. Bölünüyor muymuş? 614. Bölünüyor muymuş? Bölünüyormuş. He, o zaman kural işe yarıyormuş. Sağlamasını da yaptık. Bu dakikaya kadar gelen genco var mı? Bakalım 19. dakikaya kadar gelen yazsın alt tarafa, yorum kısmına. Bir de en son dersin sonunda diyeceğim, gelen varsa hangi dakikada geldiyseniz o dakikayı yazın. Sayı doğrusu üzerindeki ardışık noktalar ardışık tam sayıları göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani bize diyor ki aslında 1, 2, 3 gibi giden sayıları diyor. Sıfırdan bir birim gittiyse ne nedir? Artı birdir.
Sıfırdan bir birim geriye gittiyse m nedir? Eksi 1'dir. L nedir? Eksi 2'dir. K nedir? Eksi 3'tür. Bunları biliyoruz. O zaman bakalım. K'ya demiş ki eksi 1. Ya arkadaş K nasıl eksi 1 olacak? Önce m eksi 1 olacak, onun sonra gidecek. M eksi 3 demiş. M'nin eksi 3 olma ihtimali yok. N artı 2 demiş. Olma ihtimali yok. Ama L'ye demiş ki bak ne demiş? Eksi 2. L eksi 2 mi? Evet. Çok güzel. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi burada yapacağınız işlem şu. Buradaki sayılar dördünde de aynı. Eksi 5, eksi 3, mutlak değer eksi 2, 0 ve artı 1'i kullanacakmışız. Önce ben bir sıralamasını yapayım. Şimdi bizim değerlerimiz ne? Şurayı görüyor mu kamera? Görüyormuş. Evet. Eksi 5, eksi 3, mutlak değer içerisindeki eksi 2, 0 sayıları yazıyorum. Bir de artı 1 sayıları var. Ve bu sayılar bizden sıralamalarını istemiş. Şimdi burada bileceğiniz tek değişik nokta eksi 2 olan kısımdır. Mutlak değer eksi 2. Mutlak değer eksi 2 aslında nedir? Artı 2'dir. Ondan sonra yazacağın o zaman sayı doğrusu üzerinde bak göstereyim nasıl olacak. Bura sıfırsa bura nedir? Artı 1'dir. Bura nedir? Artı 2'dir. Yani mutlak değer eksi 2'dir aslında. Bura eksi 3'tür. Bura da eksi 5'tir değil mi? Yazdık mı? Aralarına bir tane çizgi koymaya mı erindik mübarek? Aralarına bir tane çizgi koyalım o zaman. Koyduk mu şöyle büyüktür çizgisini? Hop koyduk. O zaman mutlak değer eksi 2 olan en büyüktür. Çünkü niye? Artı 2 değerindedir. Mutlak değer eksi 2 en büyük müymüş? Şu şıkları eledik zaten. Sonra 1, sonra 0, sonra eksi 3, sonra eksi 5 şeklinde olacaktır. Yapamıyorsanız bu şekilde sayı doğrusu üzerine yazın. Aralarına tık 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 çizgilerini çizin. Geldik şimdi bir kesirli ifade vermiş ve bu kesirli ifadenin bizden sıralamasını istemiş. Yine bir güzel kağıt daha bulalım. Hop sizin yazılı kağıdını şey yapacaktım. İlk sayfayı kullanacaktım. Dur şuradan bir kağıt ayarladım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta şu. Eğer aralarında bir fark olsaydı sıralayabilirdiniz. Ya da belirli bir birliktelik olsaydı sıralayabilirdiniz. Ama burada dikkat edeceğiniz 6, 8 ve 12 sayıları size tanıdık geldi mi? Geldi değil mi? Üçünü de biz 24'te eşitleyebiliriz. Yani aslında 6'yı 4 ile genişletirsek... 6'yı 4 ile genişletirsek, 8'i 3 ile genişletirsek, 12'yi de 2 ile genişletirsek bir mantığa uydurabiliriz. 4 kere 5 ne yaptı? 20. 4 kere 6 ne yaptı? 24. Bu birinci sayımız. Yani bu sayı hangisi aslında? 5 bölü 6 sayısı değil mi? Bu sayı. Geldik. 3 kere 3 9. 3 kere 8 24. Geldik. 2 kere 7 ne yaptı? 14. 2 kere 12 24. Bu sayılar hangisi? Dur, hemen üstlerine yazalım. Bura 5 bölü 6 dedik. Bura 3 bölü 8. 3 bölü 8. Burada 7 bölü 12. Şimdi biz aslında ortak bir paydada bu sayıları belirledik mi? Evet. O zaman 24'te 20 alan mı daha çoktur? 24'te 9 alan mı daha çoktur? 24'te 14 alan mı çoktur? Hangisi çoktur? 24'te 20 alan çoktur. Yani 5 bölü... Ha bunlar tersten gitmiş. Dur şöyle yapalım. 5 bölü 6 büyüktür. Hangisinden? 14 bölü 24'ten. Yani 7 bölü 12'den. 7 bölü 12'den büyüktür. O da büyüktür. 3 bölü 8'den yani 9 bölü 24'ten. Aslında burada en büyük şura, daha sonra bura, daha sonra bura olacaktır. Ve bu şekilde eşitledikten sonra direkt zaten sıralamayı yapabilirsiniz. 5 bölü 6, 7 bölü 12, 5 bölü 6, 7 bölü 12, 3 bölü 8. B seçeneğinde doğrudur. Geldik sayı doğrusunda bu işaretiyle belirtilen kesir aşağıdaki yerden hangisidir? Şura ne? Bir tam değil mi? Bir tam. O zaman bu kesiri yazarken, bizim kesirli ifadeyi yazarken biz kesir çizgisini çizdik. Şuraya bir tamı ekledik. Çünkü elimizde bir tane tam var. Daha sonra 1, 2, 3'e bölmüş değil mi? Bak 3'e böldüyse alt tarafa 3'ü ekledik mi? Ekledik. Kaçıncıyı almışız? 1, 2'yi almışız. İkinciyi almışız. Bak hiçbir şey yapmadım. Size gösterdim. Bir tam varsa buraya yazdık.
Kaça bölmüş? 3'e bölmüş. Buraya yazdık. Kaç tanesini almışız? Bu taraftan sıfırdan geldiğimiz için kaç tanesini? 2 tanesini buraya yazdık. Öğretmenim, şıklarda 1 tam 2 bölü 3 yok. Allah Allah. Baktım, gerçekten yok. O zaman biz bunu bir bileşik kesire çevirelim. 3 kere 1 ne yaptı? Çarpıyoruz. 3 artı 2. 2 ile topladığımızda 5 bölü 3 sayısına eşit mi bu aslında? Evet. Nereden anladık? Bak, dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tam sayıyı, bak, bir tam sayıyı kaça bölmüş? 3'e bölmüş. O zaman bölü 3 kaç parça almış? 1, 2, 3, 4, 5 parça almış. Buradan da çözebilirdiniz. Hadi bu da size ikinci yöntem olsun. 25 dakika olmuş, maşallah maşallah. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki verilen işlemin sonucu kaçtır? Heh, şimdi ne yapacağız burada? Payda eşitleme. Burada hangisiyle eşitleyebiliriz? 12 ile. 12 ile eşitlemek için burayı 3 ile genişleteceksiniz. Burayı 2 ile genişleteceksiniz. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Artı 2 kere 1 2. 2 kere 6 12. Toplarsanız ne yapar? 11 bölü 12 yapar. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bak, bu saatten sonra yaptığım yanlışlar artık geçerliliği yoktur. Bayağı bir terlemişim, bayağı bir yorulmuşum. Bazen böyle gözümüzden kaçan yanlışlar yapıyoruz. Mesela şurada 2 kere 1 diyoruz, 3 yazıyoruz. İşte öyle bir küçük hatalar yapabiliyoruz. Onların da artık kusuruna bakmayacaksınız. Aşağıdaki tabloda 5 ilin aynı gündeki ortalama hava sıcaklıkları verilmiş. Bak, hava sıcaklıkları var. Tabloya göre en sıcak il hangisidir? Bak, sıcaklık para diyorsa bu nedir? Artıdır. Soğukluk borç diyorsa bu eksidir. Şimdi tabloya bakıyorsunuz. Tabloda sıcaklık, yani artısı en yüksek olan hangisi? Bakıyorsun, artı 13 var. Değil mi? Artılara bakıyoruz. Bir de artı 12 var. Hangisi büyük? Artı 13. O zaman en sıcak olan nereye? Çanakkale. Samsun'la sildik. Çanakkale, Çanakkale, Çanakkale. Soğukta neye bakıyormuşuz? Eksiye. En soğuk dediği için burada da ekside en büyük olan Ardahan'ı alıyoruz. Ardahan niye? Çünkü eksi 14 adamı dondurur. Yani D seçeneği olacaktır. Eksi 5'i almıyoruz. Burada da en küçük olanı alıyoruz, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Eksi 14 adamı dondurur. Erzurum'dayken bir eksi 35'e denk gelmiştim. Evden otobüs arası 50 metreydi. Koşa koşa gidiyordum. En son kaşlarım bıyıklarım donmuştu böyle. Şimdi geldik. Sayı doğrusunda verilen noktaların hangi ikisi sıfıra olan uzaklıklara eşittir? Ha, baktık. P noktası sıfıra kaç birim uzaklıkta? Artı 1. Yok, pardon, artı demeyeyim. 1 birim uzaklıkta. M noktası kaç uzaklıkta? 1 birim uzaklıkta. Ha, bunlar aynı. Bak, o zaman geldik. M eşittir P'ye. Mutlak değer içerisinde, değil mi? Uzaklık olarak bakarsak. R noktası 1 birim daha fazla olduğu için 2 mi? Evet. S de 3 mü? Evet. L 2 mi? Evet. 1, 2. Burada 3 mü? 3. Niye? Mutlak değerine bakıyoruz. Bak, dikkat et. O zaman mutlak değer içerisinde L, mutlak değer içerisinde L eşittir R'ye mi? Mutlak değer içerisinde. Evet. Aynı şekilde mutlak değer içerisindeki K eşittir mutlak değer içerisindeki S'ye. Hop, S. S, 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 S. Heh. Eşit. Şimdi o zaman bize diyor ki hangisi sıfır olan uzaklığa eşit? Bakarsak MP var mı? Yok. LR var mı? Ha, varmış. KS var mı? Yok. O zaman sadece ortadakini almış. Ben size üçünü de verdim. 28 dakika sürdü. Bak, 6 dakika kısa yapmışım bu sefer. Olmadı. Biraz daha uzatayım. Biraz daha ders anlatayım diyormuşum. Yok yok. Güzel, güzelce dinleyin. Anlamadığınız yerler varsa yine baştan sonra tekrar tekrar dinleyin. Payda eşitleme işlemlerini unutmayın. Bakın, 3 ile bölünebilme, şu bölünebilme kuralının kurban olayım. Şunun bir resmini çekin. Ekran alıntısı alın. Bunu unutmayın. Bunu not alın. Bunlar önemlidir. Bunlar bir öğretmeniniz olarak sizin ileriki hayatınızda kullanabileceğiniz şeylerdir. Bu sınavdan beklediğimiz nottur. Şöyle kırmızı kalemle yazalım. Öğretmeniniz şöyle bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen şöyle yüzler almanız dileğiyle. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu dakikaya kadar gelen varsa yazsın ya. Şu bir yorum kısmına yazsın. Ona bir şöyle kalp 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 öpücük öpücük göndereyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.